Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Yeni yıla bizlerle birlikte girmek ister misiniz? O zaman 29 Aralık-2 Ocak arası Bodrum Toko Otel'deyiz. Yeni yıl dilekleri, astroloji, workshop'lar ve muhteşem yılbaşı eğlencesi. Rezervasyon için 0552 394 97 85'i arayın. Hepinizi bekliyoruz. Oğuzhan'cığım 2022'de genel koçları neler bekliyor? Valla kitapta yazdık okusunlar. Diyorsun. Teşekkür ederim. Ha, yeni <laughs> kitabını satmak için <laughs> evet, şimdi evet. onu zaten alacaklar hayatım. Ama insanlar dinlemeyi de çok seviyor. Gür artık gür okuma yazmayı ya. unuttuk biliyorsun zaten. Okuma yazmayı zaten. unuttuk. Ben aslında yani <laughs> yazmayı yeniden imza günlerinde başladım. Ha. Yani öyle diyorum Yani artık alışmışız klavyeye yazmaya. imzanı? <laughs> imzamı yeni hatırlamaya başlarım çünkü şey yani klavyede her şeyi klavyede evet, yazmıyor. bir de elektronik mi? imza falan da çıktı ya iyice ne şey okuma yazmayı <laughs> unutmaya başlamışız <laughs> evet, evet. yani öyle bir durum. Bundan sonra muhtemelen iki kuşak sonra kimse okuma yazma falan bilmeyecek. bilmeyecek. Yani Sırf öyle bir durum. Dinleyerek, konuşarak, evet. dinleyerek ve seyrederek. Şimdi tabii Koç burcu koskoca bir yıldan bahsediyoruz. Burada genel basit basit canım genel yani. anlatacağız. Şimdi e, önemli olan Koç burcu için tutulma hatlarının artık boğa akrepte olması. Yani güneş tutulmaları ve ay tutulmaları boğa akrep hattında başlıyor. Burada 16 Mayıs var, 8 Kasım var. Bunlar önemli tutulma hatları. Bu 16 Mayıs ve 8 Kasım işte 25 Ekim bu hatlarda başlayacak tutulma döngüleriyle beraber Koç burcu için sıra dışı bir yıl olacak. Şimdi yılın ilk 5 ayı Jüpiter balıkta. Arkasından da Jüpiter Koç'a giriyor. Şimdi Jüpiter'in o balıkta olması aslında onları gelebilecek bir hastara, bir probleme, bir sıkıntıya karşı, bir belaya karşı korumak için onun için çoğunluk bir sağlık kontrolü yaptırın. Varsa bir problem çıkacaktır. O problemi de çözecektir. Jüpiter'in orada gelmesi iyidir. Mayıs'ın ortalarından itibaren Haziran başı diyelim. Yılın ikinci yarısından itibaren de Jüpiter Koç'ta ilerleyecek. E sonra balığa geri gelecek mi? Gelmeyecek. Arada, ha. Gelmeyecek ne yazık ki Jüpiter balıkta en değerli olduğu yerde 5 ay içinde gaza basıp gidiyor. Ben her zaman böyle söylerim Çünkü yani, kovaya geri döndü ya balığa. Kovaya, evet gibi. kovaya geri döndü ya balıkta bir 2 ay falan 3 evet. ay o yaranda sonra kovaya geri döndü. Ondan sonra da şimdi gaza basıp koçtan devam hmm. ediyor. Koçta retro yaptıktan sonra da. Ne yazık ki balığa geri dönmüyor. Koçun son derecede ilk derecelerine kadar iniyor. Ha. Yani koç burada daha şanslı olacak. Evet. Balıklar evet ilk beş ay şanslılar ama e, koçlar daha şanslı olacak. Yani bir yıllık bir süre içinde Mayıs'tan başlayıp 2023 Mayıs'a kadar hatta Haziran'a kadar devam edecek Jüpiter koç enerjisini yaşayacaklar. Bu onların yılın ikinci yarısından itibaren hayatlarında bir genişleme, bir büyüme, problemlerin bitişi, bağdırları evlenecek, Bahadır'a çocuk sahibi olacak, bağdırları hayatlarında çok daha keyifli bir sürece girecek. Hayatlarında önemli değişimler olacağını gösteriyor. Burada 3 tane form var çok önemli. <laughs> Ocak'ta Venüs Retrosu. Oğlak'ta olduğu için iş ve kariyerde zorlanmalar yaşayacak ve sıkıntıları olacak. 30 Nisan 12 Nisan dediğimiz hatlarda ise e, Jüpiter'in çok büyük bir desteği var. Jüpiter, Venüs, Göksel olarak ona çok büyük şanslar, çok büyük kuvvetler, çok büyük kudretler verecek destekler, gizli dostlardan gelecek yardım. Bu yıl koçlar mesela yeni bir eğitime başlayabilir veya eğitim hayatlarında iyi bir ilerleme ve güçlenmede yaşayabilirler. Ama tabii ki boğa akrep akslarında olan Tutulmalar, borçlanma, borç alacak maddi konulara çok fazlasıyla gösteriyor. Parasal konulara daha fazlasıyla temkinli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Hmm. 2022 yılı içinde hayatlarında bazı standartın ötesinde ani değişimler olacak. Mars'ları retro, Venüs'leri retro koçlarsa bu yıl çok ciddi paralar kazanabilirler. Kaynaklarında büyük artışlar olabilir. Ama bu iki gezegen yani retro değilse sorunlar var anlamına giriyor. Mars'ın yıl sonundan itibaren bir retrosu var. 25'inden itibaren Ekim'de başlayacak olan bir ikizler retrosu. Bu ağır bir retro. Yıl sonuna kadar devam edecek. 2022'de e olacak değil mi? Koç orada enerjisi biraz düşecek. Sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. İşte iletişim sorunları... E, haberleşme sorunları, kardeşlerle ilgili problemlerin biraz gündeme hmm. geleceği bir yıl sonu var. Yıl sonu biraz zor geçecek. Enerji zayıf, güç zayıf. Çünkü yönetici getiren retro olduğunda e, biraz birleşiyor biraz gerginleşebiliyor, hmm. biraz dengesizleşebiliyor. Ama Haziran iyi gibi görünüyor. Oradaki Jüpiter'in koça girmesiyle beraber aşk, ilişkiler, birliktelikler bu konuyla ilgili önemli haberler gelecek. 30 Nisan iyi bir gün. Onlar için 12 Nisan iyi bir gün. 25 Eylül güzel bir gün. 4 gün önce ve sonrası bunlar. Tabi burada geleneksel bir yorum yaptık. Hayırlı ve güzel bir yıl diliyorum size. İyi seneler diliyorum. 2022 güzel geçsin. Detayları kitapta yazdım zaten. Sevgiler.